Sevgili tarih dostları, sevgili tarihte yürüyen adamlar, tarihe bir sevda olarak bağlı olanlar, sevda, aşk dendiği zaman akla tarihi getirenler, Ülke TV ekranlarında artık gelenekselleşmiş bir cumartesi klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bu hafta Tarihte Yürüyen Adam, İstanbul'un Anadolu yakasında var olan güzel bir ilçede, Sancaktepe ilçesinde. Şu an Aydos Kalesi'ndeyiz. Abdurrahman Gazi'nin fethettiği, İslam mülkü, Osmanlı toprağı yaptığı Aydos Kalesi muhteşem görünümüyle, harikulade tabiatıyla ve kuş sesleriyle, sıfır araba, bugüne ait 21. yüzyıla ait hiçbir ses yok. Yalnızca rüzgar, ağaç hışırdaması ve kuş sesleri. Bu bölgelerin hemen arkasında bulunan Sancaktepe, antik dönemden itibaren hem Roma, Doğu Roma'dan bahsediyorum tabii ki, milattan sonra 395 tarihinde Roma İmparatorun 1. Theodosius'un bölerek oğlu Arkadius'a vermiş olduğu Doğu Roma İmparatorluğu'nun batısını doğuya, doğusunu batıya bağlayan, İstanbul'un girişinde mutlaka uğranılması gereken bir bölgedir Sancaktepe ve Aydos Kalesi toprakları. Bu yüzden geçiş güzergahında bir kontrol kulesi olsun diye yapılan bu kale, 11, 12 ve 13. yüzyıllarda aktif hale getirilen topraklar üzerine kurulmuştur. Biraz Ümraniye'den, biraz Kartal'dan toprak alınarak sayılı yıllar önce bir ilçe haline getirilen Sancaktepe bölgesine karakter, kimlik, ruh ve hayat kazandıran insan, evet, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin silah yoldaşı, can arkadaşı, davasını sırtına yükleyen o güzel insan Abdurrahman Gazi'dir. Şimdi bu topraklarda, Sancaktepe topraklarında Abdurrahman Gazi'nin fethettiği, biraz Sultanbeyli'den biraz Sancaktepe'den var ola gelen bu topraklarda Abdurrahman Gazi'den, Abdurrahman Gazi ile beraber onun türbesinden ve daha neler neler, efendim, programımız başladı. Programımız bazen bugünü, bazen 1500 yıl önce yapılan bir kalenin bugün yıkıntılar içinde bulunan tonoslu duvarları içerisinde devam edecektir. Size dolu dolu bir tarih vaat ediyorum. Tarihte yürüyen adam Sancaktepe başladı. Thank you.
Sevgili dostlar, Sancaktepe ilçesinin muhteşem bir noktasındayız. Tam merkezindeyiz. Kültürünün merkezindeyiz. Rahmetli Başbakan ve benim neslimin gelişmesinde ve yetişmesinde önemli bir yer sahibi olan Necmettin Erbakan'ın adına, Başbakanımız Necmettin Erbakan adına sağ olsun belediye bir kültür merkezi, bir külliye yapmış. Necmettin Erbakan rahmetlinin adına yapılan külliyenin içinden geçtikten sonra bu mahalleye adını veren muhteşem bir insan var. Siz onu yakinen tanıyorsunuz. Her ne kadar şahsına dair bilgiler muğlak olsa da pek çok şeyini biliyoruz. Kim mi o? Abdurrahman Gazi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda pay sahibi olan Abdurrahman Gazi. Osmanlı Devleti kaç tarihinde kuruldu? Kimler kurdu? Bunlar tarih dersinin konusu. Fakat burada bizim bilmemiz gereken şey Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Süleyman Şah. Yani hem Süleyman Şah hem Gündüz Alp. İkisi aslında aynı insan. Gündüz Alp'in ocağında yetişen, yani Süleyman Şah'ın ocağında yetişen Ertuğrul Gazi döneminin Alplerinden, Osman Gazi'nin Alplerinden ve her ne kadar Kuruluş Osman filminde öldürüldüyse de, yani şehit edildiyse de, yaşıyor olması gereken güzel bir insan. İşte bu mahalleye adını veren insan Abdurrahman Gazi. Filmde biraz erken şehit oldu. Geldi buraları, yani Söğüt'ten Bilecik'e doğru, Marmaray'ın kuzeyine doğru, Bursa'ya doğru, İznik'e doğru, İzmit'e, Kocaeli'ne ve İstanbul'a doğru fetih harekatını gerçekleştiren Osmanlı Devleti'nin doğu cephesini değil, batı cephesini ifade eden Abdurrahman Gazi geldi. Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik'e kadar olan bölgeleri fethetti. Aydos Kalesi'ni aldı. Roma İmparatorluğu'nun tam kalbine doğru giden İstanbul yolunu Osmanlı'nın emrine verdi. Buralardan devlet onu İznik'e, ardından da Eskişehir bölgesine gönderdi. İşte Abdurrahman Gazi'nin doğum tarihi bilinmeyen fakat vefat tarihi 1329 olan Abdurrahman Gazi'nin mezarı buradadır. Haydi gelin mezarına gidelim. Bir Fatiha okuyalım. Çok detay bilgi vermediğim Abdurrahman Gazi ile alakalı. Zira o bilgiyi ben vermeyeceğim. O bilgi, bir sürprizimiz var. Bu bilgiyi programımıza misafir olarak katılan bir güzel, benim şahsi dostum, kıymetli arkadaşım var. Adını birazdan hep beraber göreceğiz. Hadi gelin Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidelim. Orada bizi bekleyen o güzel insandan Abdurrahman Gazi'nin hayatını teferruatlı bir biçimde dinleyin. Şu an üzerine bastığımız bu güzel toprakları bize yurt yapan ama yurt yaparken de canlarını topraklara seren Abdurrahman Gazileri, Konur Alpleri, Gündüz Alpleri, Bamsıları, Samsaları, Osmanlıları, Ertuğrulları, Orhanları hayırla yad etmeden, ruhlarına Fatiha okumadan geçireceğimiz bir gün ziyan bir gündür. İşte bu topraklar bize yurt olsun. Toprak uğrunda can verdiğin zaman, o toprağı kanla suladığın zaman vatan oluyor. Bu toprakları bize vatan yapmak için canını veren, kanını döken insanlardan birinin huzurundayız.
torunluk vazifemiz, duamızı yapacağız. O güzel sürprizden, o güzel insandan Abdurrahman Gazi'yi dinleyeceğiz ve Sancaktepe bölgesindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum meşkuruli ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amenü usta'inu bis sabri ve salah. İnnallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Sevgili dostlar, bu toprakları bize yurt eden Abdurrahman Gazi ve bu kahramanı Abdurrahman Gazi'yi bize oynadığı rolle tanıtan Celal Al kardeşim, kıymetli dostum, sevgili kardeşim Celal'le birlikteyiz. Eyvallah. Abdurrahman Gazi. Nasıl bir duygu? Sağ Allah. Huzurunda olmak. Yani huzurda huzurdayız. Evet. Özetle. Yani elhamdülillah, yani Rabbül Alemin Hazretin inşallah hakkıyla destur vermiştir. İnşallah hakkıyla da anlatamamışızdır. Orası zaten muhakkak ama ilk bu kıymetli büyüğümüzü, Hazretin hayat hikayesi, hayatı, onun ismi şerefini hani rol olarak evet. anlatılması teklifi geldiği zaman Hazreti de araştırınca çok heyecanlandık. Çok şerefyar olduk. Onların manevi iklimi çok yüksek.
hissetmeye Eyvallah. Çalışmak bile insanı gerçekten çok manevi bir hazza çıkarıyor. Eyvallah. İnşallah hakkıyla onların o yolunda olabiliriz. Abi hayatını oynadığın ya da oynamaya çalıştığın, senin ifadenle evet. söylüyorum. Abdurrahman Gazi kim? Bir de bilgi verir misin? Hocam tabii haddimiz değil. Sizler burada üstad olarak daha bu konuda donanımlısınız. Yani Abdurrahman Gazi tabii Aşık Paşazade en büyük kaynak bu noktada. Ve işte Bizans batılı kaynakların evet. kaynakları da var. Gençlik dönemlerinde, toy dönemlerinde Ertuğrul Gazi ile ama ağırlıklı Osman Gazi ve Orhan Gazi ile beraber süreçte hani o devletin kurulduğu süreçte özellikle olgunluk dönemleri olan Osman Gazi sürecinde çok sayıda fetih, çok sayıda cenge arkadaşlarıyla beraber, evet. bütün gazilerle beraber sonuçta bu sadece Hazret'in değil, Hazret'le beraber diğer işte Turgut Alp olsun, Samsa Çavuş olsun, Konur Alp olsun, işte Aykut Alp, Hasan Alp ve daha nice isimsiz kahramanlar. Onların şevki, onların muhabbeti, aşkı, gaza aşkıyla, devlet olma ruhu ve şuuruyla oluşmuş olan muazzam bir birlik beraberlik hareketi. Yani aslında ecdat 700 sene öncesinde çok zor şartlarla, imkansızlıklarla hani Orta Asya'dan gele gele bir minik bir yerden, Söğüt'ten bir fidan, bir filizlenerek evet. dünya iklimine ulaşmaya çalıştılar. O kahramanlarla bir tanesi de Abdurrahman Gazi. Allah Her birine Allah razı olsun. Ki samimi bir kahramanlık yapmışlar ki Rabbim 700 sene sonrasında bile, 600 sene sonrasında bile Hazreti andırıyor. Evet. Halep, Bitlis, Ahlat, evet. Ankara, sonra Söğüt, evet. Domaniç, ardından Bilecik. Abdurrahman Gazi'nin ne işi var Sancaktepe'de? Evet, Abdurrahman Gazi'nin şöyle işte Cihad-ı Ekber şuuru ve gaza aşkı, kızıl elmaları var. Sonuçta evet. Burası Konstantiniyye'ye açılan en büyük güzergahlardan birisi. Hani hemen inşallah oraya da gezeceğiz. İnşallah. Aydos kalemiz var. Aydos Kalesi. Kalemizdir çünkü Bizans yapmış ama estağfurullah. Sen fethettin. Hani atam fethetmiş ve Türk toprağı olmuş, Müslüman toprağı olmuş. O kaleyi fethetmek arzu evet. haliyle buralara geliyorlar. Ve yanındaki arkadaşları, gaza ehli olan gazilerle beraber coğrafya coğrafya gidiyorlar. At üstünde, at sırtında. Bizlerin buradan örnek veriyor şimdi Sancaktepe, misal veriyorum. İşte neresi? Sancaktepe'den Kadıköy diyelim. Metroya bindiğiniz zaman yarım saat. Misal evet. veriyorum. Arabayla gittiğiniz zaman trafiğe göre 40 dakika. Ya üşeniyorsunuz değil mi? Evet. Bu adamlar Bilecik'ten, Söğüt'ten kilometrelerce yolu, yüzlerce kilometrece at sırtında yağmur, çamur, kış demeden geliyorlar. Biz yoruluyoruz ama bunlar yorulmuyor. Demek ki bunları diri tutan bir şey var. Ki onların şartları daha zor. İklim olarak da, kıyafet olarak da. Onları diri tutan şey... Dediğim gibi Cihat aşkı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Abi. Şimdi abi. Sevgili dostlar Celal Bey ile beraber Celal Bey'in oynamaya çalıştığı hayatını bize anlatmaya çalıştığı Abdurrahman Gazi'nin fethettiği Aydos Kalesi'ne gidelim ve Bizans ile Osmanlı'yı birbirine bağlayan en merkezi noktadaki ve en tepe 320 metre en Olsa. Tepe noktasındaki bir gözetleme kulesi görevini gören Aydos Kalesi'ni nasıl fethetmiş onu konuşalım. Buyurun lütfen. Tabii. Buyurun efendim. Ben şu an Efes'te, Asos'ta, Akdeniz'de ya da Ege'de bir Roma harabelerinde değilim. Ben şu an Kuşadası'nda değilim. Ben şu an Marmaris'te, Muğla'da değilim. Ben şu an Sancak
Tepe denilen bir ilçedeyim. İstanbul'un güzel ilçelerinden birindeyim ve üzerinde bastıp geçtiğimiz ya da aralarından geçip gittiğimiz bu yapı, şu tonoslar, şu bakın şimdi, şu dokunduğum Horasan harcı, şu tuğla 6. yüzyıldan kalma. Yani inanılmaz bir tarihi, tam 1500 yıllık bir yapının içindeyiz. Efendim burası Samandıra bölgesi. Burası Sancaktepe ilçesine bağlı Samandıra bölgesi. Bizden sonra ben de buraları gezmek istiyorum diyenler için adres veriyorum. Samandıra bölgesi, Sancaktepe. Efendim, 2. Tiberius, Roma İmparatorluğu'nun kudretli hükümdarlarından 2. Tiberius ve Mavrikos döneminde 580'li yıllarda İstanbul ile Anadolu arasındaki geçiş güzergahı olan ormanlık bir alana yapılan bir av köşkü. Roma İmparatorluğu döneminin İstanbul'un dışında, yani başkentin, yani Konstantinopolin dışında yapmış olduğu en büyük kompleks, büyük merkezi yazlık ve avlanma sarayı. Enteresan bir şey söyleyeyim. Burası Roma İmparatorluğu döneminde, bakar mısınız su küklerine, devasa bir yapı. Çalışılması gerekiyor. Arkeolojik çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü su kükleri hala hizmette, hala aktifliğini koruyor. İçinden su pompalasak durur. Burası 717 yılı, şimdi 580'den bahsettim, 2. Tiberius döneminden bahsettim ve 717'ye geçtim. Ne ifade ediyor 717? İslam askerlerinin, Emevi askerlerinin, içinde Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin de bulunduğu o İslam ordusunun bir dönem bu saray içerisinde durduğu, buraları kullandığı da kayıtlarımız arasındadır. Yani eğer burası bir han odası olarak o dönemde kullanılmışsa, ki burası bir saraydır, bir misafirhane olarak buralar kullanılmışsa, şu taşlara Müslüman askerler de sırtını koymuş, sırtını dayamış ve buralardan İstanbul hayali kurmuşlardır. Rum ateşi adı verilen Grajuvar ateşinden çekinen İslam donanması bu topraklara gelmiş ve bu topraklarda dinlenmek için bu sarayı kullanmıştır. Efendim, Roma mitolojisinde bereket tanrıçası demek olan Demeter isminde bir tanrıça var. Demeter, bir tanrıça, bereket tanrıçası. Bu topraklarda ne ekersen ek, mutlaka yetişecek, mutlaka ürün verecek topraklardır. Bereket tanrıçası olan Demeter'in adından türetilmiş Damatris Sarayı. Mükemmel bir yer, inanılmaz bir yer. Ben gördüğümde çok etkilendim. Dokunduğum taş 580'li yıllarda buraya konuldu. Peygamber Efendimiz bu taş buraya konulduğunda, şimdi böyle düşünüldüğünde çok romantik geliyor. Şu tuğla buraya konulduğunda Allah Resulü Peygamber Efendimiz 9-10 yaşlarında, henüz amcasının sürülerini güden bir çocuk. Burada bir saray vardı. İşte bu saray 6. yüzyıldan itibaren Roma krallarının şehrin dışında yazlık saray, av köşkü olarak kullandığı bu saray
12. 13. yüzyılda ne hikmetse terk edilmiş. 200 yıllık bir terk edilmişliğin ardından atıl kalmış çökmeler, tonoslarında, kubbelerinde çökmeler yaşanmış ve Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti adına bu toprakları fetheden Abdurrahman Gazi buraya geldiğinde burada dört başı mamur bir saray görmemiş. Bakın gelin şimdi, burada çalışmalar, arkeolojik anlamda çalışmalar yapılmakta. Şu yoldan yürüyelim. Ama yürürken de 1500 yıllık bir Roma sarayının koridorlarından yürüdüğümüzü de hayal edelim. Sanki sarayın müştemilat odaları, sarayın kullanılan odaları. Osmanlı zamanında burası han olarak kullanıldı mı? Henüz öyle bir bilgiye sahip değiliz. Yani buranın Osmanlı dönemindeki kullanılma amacı nedir? Yapılan çalışmalar ya da yapılacak olan çalışmalar bize bu konuda bilgi verecektir ama şu an itibariyle inanılmaz bir şey ya. Sancaktepe denilen bundan sayılı yıllar evvel Ümraniye dediğimiz İstanbul'un son yıllarının parlayan ilçelerinden biri olan Ümraniye dediğimiz ilçeden ayrılarak tek başına bir ilçe konumunda olan Sancaktepe bölgesine gelindiğinde mutlaka Samandıra adı verilen buraya gelelim ve burada Demeter'den türetilmiş 1500 yıllık bu Roma sarayını, Damatris sarayını mutlaka görelim. Buralar biz görelim diye var. Şimdi bakın, şu yol acaba ne? Yani şurada yekpare bir yol var. Şurada bir yol var. Bu soruların tamamı burada yapılacak olan çalışmaların sonunda uzman ve ehil insanlar tarafından cevaplandırılacak sorulardır. Bir şimdi Damatris Sarayı'nın av köşkü, vahşi hayvanların avlanma köşkü olarak kullanılan, bakın bir yol, ne kadar da anlamlı, bir yol geliyor, burada bir kapı, kapıdan içeriye giriyor. Ne kadar anlamlı. Bu toprağın tamamen ama bir ameliyat yapan cerrah hassasiyetiyle, çay kaşığıyla yavaş yavaş kazarak elde edilecek olan çalışmaların sonucunda buraların ne olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi bir değirmen taşı gibi görülen, sanki buğdayların öğütüldüğü ve sanki bunlar hep sankidir, kesin bilgiler yoktur. Sanki bu sarayın mutfak kısmı gibi olan bir kısım var. Güzel de bir bölüm, güzel de bir görseli var. Hadi gelin orada size güzel detaylar göstereyim. Fakat çok önemli, eğer Roma'dan yeşil mermer varsa kesinlikle Balkanlar, çoğunlukla Yunanistan. Eğer beyaz mermer varsa Marmara Adası. Eğer siyah mermer varsa Anadolu'nun muhtelif yerleri. Eğer kırmızı somaki mermer varsa porfir mermer deniyor buna. Porfir mermer varsa kesinlikle Mısır topraklarıdır. Bakın size iki tane porfir kırmızı mermer göstermek istiyorum. Geldikleri yer Mısır. Mısır'dan tıpkı Ayasofya Camii'ne getirilen porfir sütunlar gibi buraya da mermerler getirilmiş. Neden? Cevabı çok basit. Çünkü burası bir kral sarayı. Kraliyet saraylarında, kralın yapmış olduğu yapılarda,
kiliselerde mutlaka porfir mermer bulunmaktadır. Şimdi bu kadar Roma dersi, bu kadar fazla Roma anlattıktan sonra bu sarayı, bu tonosları, bu yapıyı, bu 1500 yıllık eseri İslam kültürüne kazandıran, bu yapıları bizim yapan kişiye can veren, hayat veren gibi bir şeyler demek istemiyorum. Bu tabirler bizim dünyamıza uygun tabirler değil ama onu bize tanıtmaya çalışan az evvel türbesinde konuştuğumuz Celal Bey'le, sevgili kıymetli dostum, kardeşim, arkadaşım Celal Bey'le buraları konuşalım. Şimdi burayı az evvel söylediğim gibi bu sarayı ve bu sarayın içinde bulunduğu bölgeleri fetheden ve İslamlaştıran Abdurrahman Gazi'ye oynamış olduğu rolle bizi tanıtan, şimdi hayat veren, can veren demiyoruz ya, bize tanıtan kıymetli arkadaşım, sevgili kardeşim Celal Bey'le beraber şimdi bu sarayı geziyoruz. Abi, bu toprakları, bu sarayı, gözünün gördüğü her taşı sen fethettin. Ne düşünüyorsun? Yani biz de benim de Abdurrahman Gazi. Yani gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk defa geldim şuraya. Yani Hazret'e çok defa geldik çok şükür ama sarayı duyuyorduk. Ben hani tahayyülümde olan şey hani böyle bir batık, bitik, ufak tefek kalıntıları olan bir imarathane gibi düşünüyordum. Evet. Bilmiyorum 100 metre uzunluğu var galiba. Çok büyük abi. Geniş bir açısı var. Çok yani şunlar sanırım bilmiyorum değirmen taşına benziyor. Ortadaki delikleri sağlı sollu işte bu alanlar 580 yıl demişti değil mi? Efendimizin 580 yılında dönemleri. Peygamber Efendimiz 10 yaşındaymış burası yapıldığında. Böyle büyük devasa bir saray, bir de kralın sarayı değil mi, yanlış bilmiyorsun? Evet, Roma İmparatoru 2. Tiberius Mavricus'un sarayı. Böyle bir sarayı o dönemin kısıtlı imkanlarıyla evet. Abdurrahman Gazi fethediyor. Aşk. Sancaktepe Belediyesi'nin bir an evvel burayı kültür dünyamıza evet. katması gerekiyor. Kesinlikle. Zaten inanıyorum Kültür Turizm Bakanlığımız da bununla alakalı çalışma zaten yapıyormuş. Evet. İnşallah Sancaktepe Belediyesi de dediğiniz gibi daha bu noktada yoğun çalışma yapacaktır ki onlar da eminim çalışma yapıyorlardır. Ya burası da kültür mirası olarak kazandırılması kadir-i mutlak muazzam bir şey. Böyle bir miras bulunması ülkemiz adına da çok güzel bir şey. Ya bir kere de Abdurrahman Gazi ile Hazretli hani şey oldu, nasıl diyeyim, kıvanç duydum. Aşık olmak lazım tabii o ki, adama. Tabii ki yani dışarıda zaten demin gösterdik. Ben böyle heybetli bir sarayın evet. dışarısı kale, büyük surlarla çevrili bir yeri fetheden ve hani biliyorsunuz Batılılar onlara keçi çobanı diyor yani. Evet. Aşağılayacağı ifadelerle hani küçümseyerek evet. onları sanki dersen ecdat sadece keçi güden bir topluluk gibi anlatıyorlar. Kibir abidesi olan kralın sarayını elhamdülillah İslam toprağı yapmıştır. Keçilerle birlikte yatan keçi çobanları deniyor kaya aşireti için. Evet. Ciddiye almıyorlar. Aynen. Bir tehlike olarak görmüyorlar. Ama sonra geliyor işte o ya. Çobanlardan biri burayı fethediyor. İşte. Galiba tahminim ya. Çok yer gezdim. Tahminimi söylüyorum. Burası bu sarayın mutfak kısmı. Bu sarayda değirmen taşları var. Değirmen taşlarının o zıvana adı verilen, zıvana evet. çıkmak var ya, zıvana evet. adı verilen tahtanın girdiği yer ve döndürülerek buğdayın unlaştırıldığı iki tane dibek taşı var. Dibekler. Bir de ne var burada? Şunu göstermek istiyorum. Silho adı verilen saklama kapları var. Saklama kapları orijinaldir. Hititler de kullanmış, Urartular da kullanmış. Bu Anadolu'nun bir taşıdır ve bakın bir sürü delikler var.
Acaba kim çıkarttı bu taşları ve ne olarak kullandı? Şurası da sanırım belki de mutfağı kısa eğer mutfağın dezgah bölümü evet, gibi. Bak ne güzel. İçeriye doğru bir çıkıntı var. Evet. Raf sistemi gibi artık bilemiyoruz bak, öyle yani değil. Yani işte bütün bunların hepsi yapılacak olan evet, bir araştırmanın sonucunda İnşallah. Ortaya çıkacaktır. Sancaktepe Belediyesi'nin bir an evvel acilen hemen bugün şimdi buraları kültür dünyasına kazandırması gerekiyor. İnanılmaz bir yer. Konuşmakla anlatılmaz. Efes, Aspendos, Kuşadası, Ege ya da Akdeniz'de ya da Olimpos'ta Yunanistan'da ne varsa Sancaktepe'de bunların hepsi var. Yeter ki siz gelin Damatris Sarayı'nı biz görmek istiyoruz deyin. Yetkililer mutlaka size bu konuda yardım edecek. Uzmanlar da bu konuda daha çok özellikle Roma ve Bizans dönemi tarihçilerin de senin gibi bu işe gönül adamış diğer tarihçi dostları da mutlaka bekliyoruz. Gerçekten incelenmesi gereken, gerçekten o ihtişamı anlatabilmek, gösterebilmek gerek evet, gençlerimize. Evet. Ve bu ihtişamlı, aynı Ayasofya gibi aslında bir evet, bu devasa sarayı fetheden komutanları da anlatmamız evet, gerek. Aynen öyle. Ayasofya'dan 50 yaş genç o kadar. 50 yaş, aralarında 50 yıl var. Başka belki de şey, aynı usta yapmıştır. Muhtemelen. Vallahi. Türbesini gördüğümüz, ruhuna dua ettiğimiz cennet mekan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi döneminin alplerinin cengaverlerinin lideri, bir nevi başbuğu, alp başısı olan Abdurrahman Gazi'nin fethettiği Aydos Kalesi'ndeyiz. Abdurrahman Gazi'yi oynayan Celal Al kardeşimle, kıymetli dostumla beraberiz. Burası 1328 tarihinde. Bütün kaynaklar diyor ki Abdurrahman Gazi'nin geç dönemlerinde fethedilen bir bölge. Peki hikayesi ne? Orhan Gazi bu toprakları fethetmek için ahdetmiş, yemin etmiş, cehd etmişti. Alplerini topladı. Turgut Alp'i, Bamsa'yı, Samsa'yı, Konur Alp'i, Abdurrahman'ı ve bunları böldü. Bir kısmını batı topraklarına İznik, Kocaeli ve Yalova taraflarına gönderdi. Bir kısmını ise doğuya, yani İstanbul'a, yani Konstantinopol topraklarını fethetmek için batı yollarını açmak için görevlendirdi. İşte burası Bursa ile Söğüt ile İstanbul arasında tek geçiş güzergahı, tek gözetleme kulesi ve en yüksek tepesi. Şu an biz deniz seviyesinden 325 metre yukarıdayız. Ve dedi ki Konur Alp'e, Abdurrahman Gazi'ye gidin, bu toprakları alın. Nereye alın? İşte Sancaktepe bölgesinin de içinde bulunduğu bu toprakları, her ne kadar biz şu an başka bir ilçenin topraklarında bulunuyorsak da bu toprakları alın ve burayı Osmanlı'ya dahil edin dedi. Ve burayı geldi geç yaşına rağmen uzun bir süre. Öyle ki ekip arkadaşlarımızla beraber gezerken şunu dedik. Ne kadar zor ya burayı fethetmek. Almak da zor, korumak da zor. Çok zor. Yani Allah ceddimizin ruhuna rahmet etsin. Vallahi şu an görüyorsunuz surların kalınlığı nereden baksanız 3 metre kadar evet, kalınlık. Sen aldın burada bu arada buraları. Fethettin. Ceddimiz Abdurrahman Gazi ve Alperenleri. Gerçekten çok zorlu bir coğrafya. Tepenin üstü yani ormanlık bir alan. Zaten şu an başka bir insan eli bir şey yok. Evet. Tamamen doğa bakirliğini koruyor. Evet. Ve zor ama Türkiye zorluk ne ki? Elhamdülillah. Yani eğer Türk için zor diye bir şey yok. Öyle bir şey ki komutan emri diyor.
Nasıl yaparım, ne zaman yaparım, kimle yaparım yok. Gidiyor, yapıyor ya da şehit düşüyor. Bu evet. kadar. Bu inanılmaz bir teslimiyettir. Muazzam bir. Şimdi derler ki Aşık Paşa Zade'den Hoca Saadettin'in Tacit Tevarihine, Tevarih-i Ali Osman'dan Neşri Tarihine kadar pek çok klasik tarih der ki Abdurrahman Gazi, şimdi bir somut tarafı var Abdurrahman Gazi'nin, cengaverliği, askerliği, yiğitliği, erkekliği, adamlığı. Bir de manevi tarafı var, veliliği, alp erenliği var. Allah katındaki makamının yüksek olduğunu biz biliyoruz. Şimdi bu insanlar sadece Cengiz Han'ın Moğol askerleri gibi bir çapul derne değil. Bu insanlar gittikleri yere aynı zamanda İslam'ı tebliğ etmek, rahmeti evet. rahmanı anlatmak için gidiyorlar. Sevgili dostlar, Aykut Alpler, Konur Alpler, Samsalar, Kara Mürseller, Turgut Alpler, Abdurrahman Gaziler, Allah hepsinin mekanını cennet-i âlâ eylesin. Şimdi üstadım, bu Abdurrahman Gazi'nin bu tekfurun kızının yardımıyla, hatta bir rivayete göre de saçlarını uzatmış, evet. saçlarını örerek aşağıya doğru indirmiş bir ip gibi kullansın diye. Ben söylemiyorum. Aşık Paşa da Tevarih-i Ali Osman da böyle anlatıyor. Bu yabancı masallara da konu olmuş değil mi? Yani özellikle birçoğumuzun bildiği Rapunzel'in masallarında anlatılan hikayenin kale kızının işte saçını örerek askeri yukarı çıkardığı evet. ve kaleyi fethettiği, içeriden fethettiği hikaye Osmanlı'nın bazı, şu an ismini hatırlamıyorum, 600-700 sene önce yapılmış minyatürler var. O minyatürlerde aslında daha eski kaynaklarda yani Abdurrahman Gazi ve Tekfur'un kızının oradaki kahramansı hikayesi ve aşkıyla alakalı olduğu evet. Rivayet edilir. Bununla alakalı da kaynaklar var zaten. Tabii saçını örerek yukarı çekme biraz hikayeleştirilmiş. Hani kahramansı bir duruma getirilmiş. Ama tabii real olan bahsettiğiniz gibi muhtemelen bu kısım. Artık belki de değil mi? Hani sarayı veyahut da muhtemelen. Kalmış olduğu yer. Evet. İşte görmüş olduğu Aşık Paşazade'de de sizin beyan ettiğiniz gibi görmüş olduğu rüya üzerine Hazretin ve oradaki bütün alpleri manevi bir ikramla da aynı zamanda o cihatı, o mücadelenin evet. bir nevi ikramı aslında oradaki askerlerin de sabrı. Ve kalenin kapıları açılıyor ve sonrasında da Orhan Gazi onu ona helal olarak kılıyor. Tabii kız kendisi de gitmek istiyor. Eyvallah. ...1328 buranın fethi... Evet. ...1329 Abdurrahman Gazi'nin... ...rahmeti Rahman'a... ...ismini Kavuştum. Taşıdığı olan... ...Rahman'a kavuşma tarihi. Allah bu toprakları bize vatan yaparken... ...can veren, kan döken... ...tüm ceddimizin... ...isim ayırmıyorum... ...bu toprakları bize vatan yapan tüm ceddlerimizin... ...ruhlarını... ...irşad eylesin, cenneti âlâ ile ödüllendirsin... Komşuları peygamber olsun. Amin. İnşallah biz de onların komşuları oluruz. Amin. Yani inşallah. İnanıyorum ki ecdadına sahip, ecdadının Eyvallah. İzinde yolunda giden çok aydın, ufku parlak genç kardeşlerimiz yetişecek. Allah onlardan razı olsun. 700 sene geçmiş aradan. Demek ki o kadar kutlu bir vazife yapmışlar ki. Evet. 700 sene geçmesine rağmen hala rahmetle anıyoruz. Hala onların hatıralarını, hayretler içerisindeki kahramanlıklarını anlatırken heyecanlanıyoruz, ürperiyoruz. Evet. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Abi ağzına, diline, ruhuna sağlık. Ne Allah razı hocam, olsun. Sizlerin Allah razı olsun. Eyvallah. Çok güzel bilgilerle bizleri de hakeza ben dahil birçok bilgiyi güncelledim. Yeni bilgiler de öğrendik. Eyvallah. Maksad-ı ilahi inşallah hasıl olmuştur. İnşallah. Bütün kardeşlere, izleyenlere de selam olsun. Sevgili dostlar, Allah fırsat ve ruhsat verirse bu program burada bitti. Başka bir programda, başka bir bölgede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Eyvallah abi.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.